Kosova yönetimi bir polisin öldürüldüğü saldırıdan sonra Sırbistan'a kaçan 30 silahlının iadesini istedi. Eleminde Belgrad'dan finanse edildiğini iddiasını yeniledi. Saldırıya dair yeni görüntüler de paylaşıldı. Kosova-Sırbistan arasında silahlı Sırp bir grubun Kosovalı bir polisi öldürmesinin ardından tırmanan gerilim sürüyor. Kosova polisi baskın sırasında Sırbistan'a 30 silahlı kişinin iade edilmesini istedi. Belgrad bu talebe yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı Vučić son açıklamasında Priştina'yı hiçbir zaman tanımayacaklarını tekrarlamıştı. Kosova polisi silahlı Sırpların saldırısına dair drone görüntülerini de yayınladı. Videoda maskeli silahlı kişilerin Sırbistan sınırından girişi görülüyor. 30'u aşkın saldırgan silahlarıyla ve üniformalarıyla birlikte sınırdan yürüyerek geçiyor. Hacılar ve papazların arasına karışarak manastıra giriyor. Grup içindeki çatışmanın ardından manastırdan çıkıp kayıplara karışıyor. Kosova polisi Sırp saldırganların teçhizatını da paylaştı. Gruba ait yüzlerce patlayıcı ve 30 ağır silah ele geçirildi. Kosova polisi olayın Sırbistan hükümeti tarafından finanse edildiğinin bu silahlarla kanıtlandığını savundu. Bu haritalar ve planlar buradaki yerel gruplarla değil, doğrudan Belgrad'dan yönlendirilen ve sipariş edilen bir terör örgütüyle uğraştığımızın kanıtıdır. Bu miktarda silahın, bu örgütün ve bu hazırlıkların en az birkaç aya ihtiyacı olduğu yerli ve yabancı uzmanlar tarafından tespit edilmiştir.